Başta şeker hastalığı, diyabet olmak üzere gizli şeker, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, felç. Aslında obezite ameliyatı olduktan birinci haftasından sonra kilo vermeye başlıyoruz. Ve ilk bir yıl içinde kilomuzun %20-%30'unu kaybediyoruz. Kilo ortalama verdiğinizde uyku apne sendromunuzda %80 iyileşme görüyoruz biz. Tabii ki obezite cerrahisiyle daha fazla kilo verildiği için biraz daha uyku apne sendromu daha fazla düzeliyor. Evet, tip 1 şeker hastalığı değil ama. Tip 2 şeker hastalığı olanlar obezite ameliyatı olurlar ve kan şekerleri normale döner. Merhaba, ben Profesör Doktor Murat Köse. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere çağımızın hastalığı obeziteyi konuşacağız. Erişkin Türk nüfusunun 1/3'ü Türkiye'de fazla kilolu, 1/3'ü obez ve 1/3'ü sadece normal kilolu. Ama o 1/3 normal kilolu olan kısım bile sürekli diyet ve egzersiz çabasıyla kilosunu koruyabilmekte, dikkat etmediği takdirde fazla kilolu ya da obezite klasmanına çıkabilmektedir. İşte bu yüzden Türkiye'deki erişkin nüfusuna her 6 kişiden sadece 1 kişi kilodan muaf ve free ve kilo ile ilgili sorunu yok. 5 kişinin kilo ile ilgili sorunu var. Gerçekten rakam çok büyük. Evet, obezite gerçekten çok karmaşık ve çok faktörlü bir hastalık. İşin içinde yağ dokusundan salgılanan hormonlar, peptitler, bağırsaktan salgılanan açlık tokluk hormonları, pankreasımızdan salgılanan açlık hormonları, tokluk hormonları ve peptitler, genetik faktörlerimiz, kullandığımız ilaçlar, yaşam tarzımız, sigarayı bırakma örneğin hareketsiz yaşam ve en önemlisi de hedonizm dediğimiz açlık hissi olmaksızın ve enerji ihtiyacımız olmaksızın aldığımız hazlardan dolayı yeme dürtümüzün artması. Bir restoranta girdiğimizde bir yerine iki yedirten, bir çıkmadan üçüncüsünün siparişini verdirten o inanılmaz tatlar. Evet, obezitenin genetik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Genetik faktörlerde annede ve babada obezite varsa tıpkı diyabet gibi obezite olma oranı daha yüksek tabii ki. Ama çevresel faktörler çok daha fazla etkili. Çevresel faktörle de gelişen teknolojiye bağlı hareketsiz yaşam, özellikle batı tipi beslenme, biraz daha hayvansal gıdalardan daha zengin beslenme, glukoz yerine fruktoz şekerinin daha çok tatlandırıcılarda olması, bunun gibi faktörler kesinlikle obeziteye katkıda bulunuyor. Evet, biliyorsunuz artık obezite 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde bir hastalık olarak kabul edildi ve onun getirdiği birçok komplikasyon ve hastalık var. Başta şeker hastalığı, diyabet olmak üzere gizli şeker, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, felç, astım, gece uyku apne sendromu dediğimiz horlamayla giden, gündüz uyuklamayla giden, trafik kazalarına neden olan hastalıklar ve çağımızın hastalığı karaciğer yağlanması, sirozun en sık nedeni, aynı zamanda safra yolu hastalığı, safra kesesinde taş olması, ülkemizde gerçekten de kadınlarda kısırlığın en sık nedeni olan polikistik over sendromun en önemli nedeni ve depresyon, kaygı ve kadın ve erkeklerde birçok kanser tipinin de artışına neden olup ülkelerin sağlık harcamalarını arttıran birçok komplikasyonu beraberinde getiriyor.
Evet, fazla kilolu ya da obez olduğumuzu nasıl belirleyebiliriz? Aslında çok basit. İki tane metot var bununla alakalı. Günlük pratiğimizde en çok kullandığımız aslında vücut kitle endeksi. Kilomuzun boyumuzun karesine bölünmesiyle hesaplanıyor. Eğer bu değer 25 ve 30 arasında ise fazla kilolu olarak tanımlandırıyoruz. 30'un üzerinde olanları obeziteli bir birey olarak tanımlandırıyoruz. Bir de bel çevresi ölçümüyle var. Bel çevresi ölçümü aslında daha değerli. Çünkü vücut kitle endeksi yaş, cinsiyet ve kas kitlesinden etkileniyor. Ama bel çevresi ölçümümüz bunlardan etkilenmiyor. Fakat ırklara göre farklılıklar gösteriyor. Ülkemizde erkeklerde 100 santimi geçmesi obeziteli olarak değerlendiriyoruz. 90 santimi geçmesini fazla kilolu olarak değerlendiriyoruz. Kadınlarda ise 90 santimi geçmesi bel çevresinin obeziteli olarak değerlendiriyoruz. 80 santim üzerinin geçmesini fazla kilolu olarak değerlendiriyoruz. Evet, obezitenin tedavisinde 3 aşamamız var. Birinci aşamamız diyet, egzersiz, kısacası yaşam tarzı değişikliği. Her aşamada olmazsa olmazımız. 2. İlaç tedavisi, farmakolojik tedavi ama gerçekten dünyada onlarca tansiyon, onlarca diyabet, şeker hastalığı tedavisi olmasına rağmen tüm dünyada sadece 6 tane obezite ilacı var. Ülkemizde de sadece onaylı 2 tane obezite ilacı var. Biraz daha farmakolojik tedavimiz kısıtlı. Üçüncüsü de obezite cerrahisi. Birçok çeşidi var obezite cerrahisinin ama bunların hepsinin belli aşamalarda tedaviye sokmak gerekiyor. Özellikle obezite cerrahisi beden kitle endeksimiz 40'ın üzerindeyse tavsiye ediyoruz biz. Farmakolojik tedavi ise beden kitle endeksimiz 27 ile 30 arasında olan obezitenin getirdiği bir hastalık. Örneğin hipertansiyon, örneğin şeker hastalığı, örneğin karaciğer yağlanması, örneğin gece horlamalı uyku apne sendromu dediğimiz bir hastalık olduğunda fazla kilolulara verebiliyoruz. Ya da beden kitle endeksi 30'un üzerinde olan tüm obeziteli bireylere farmakolojik tedavi verebiliyoruz. Ve yine konuştuğumuz gibi yaşam tarzı değişikliği, bunun içinde diyet, egzersiz var. Her aşamada olmazsa olmazımız. Evet, obezite cerrahisinde birçok teknik var. Bunlardan bir tanesi tüp mide. Hep söylediğimiz sleeve gastrektomi diyoruz biz buna. Bu hastalar 5. yıldan sonra kilo alabiliyorlar. Mide küçültme ameliyatı olarak geçer bu. Yaşam tarzı değişikliği yapmazsak eğer tekrar kilo alabilme imkanları var bu hastaların. İkinci aşamada gastrik bypass var. Mideyi bypass ediyoruz. Bu biraz daha geniş çaplı uzun süren bir operasyon. Bunun sonrasında kilo alımı biraz daha zor oluyor ama vitamin eksiklikleri görebiliyoruz. Çok ciddi, ameliyat sonrasında bile takiplerin iyi olması gerekir. Obezite hakkında aslında kısaca bir bilgi verdim sizlere. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayalım beraber. Evet, şeker hastaları obezite ameliyatı olabilir mi? Evet, tip 1 şeker hastalığı değil ama. Tip 2 şeker hastalığı olanlar obezite ameliyatı olurlar ve kan şekerleri normale döner. Evet, obezite ameliyatı hangi yaş aralığında olabilir? Şunu söylemiştik daha önce de zaten. Tip 1 şeker hastalığı, yani tip 1 diyabet hastaları daha çocuk ve genç yaşlarda oluyor ve bunlarda obezite ameliyatı önermiyoruz. Faydası yok. Ama tip 2 şeker hastalığı, tip 2 diyabet dediğimiz hastalık biraz daha obeziteyle ilişkili olduğu için bunlarda özellikle daha çok orta ve ileri yaşlarda çıktığından dolayı obezite ameliyatı öneriyoruz ve faydasını görüyorlar. Evet, obezite ameliyatlarından sonra ne kadar süre sonra kilo veriyoruz? Evet, aslında obezite ameliyatı olduktan birinci haftasından sonra kilo vermeye başlıyoruz. Ve ilk bir yıl içinde kilomuzun %20-%30'unu kaybediyoruz. Tabii ki bu, biz hep tıp fakültelerinde şunu anlatıyoruz. Hastalık yok, hasta var prensibiyle. Daha fazla da verebilirler, daha az da verebilirler.
Ama bu obezite cerrahisinin çeşidine göre de değişkenlik gösteriyor. Evet, obezitenin en önemli komplikasyonu uyku apne sendromu demiştik. Hatta gündüzleri uyuklamayla giden ve trafik kazalarına bile neden olan bir hastalık. Kilo ile ilgili olan bir hastalık. Bakın, tedavi modalitesinden bağımsız. İster diyet egzersiz, ister ilaç tedavisi, ister obezite cerrahisiyle olsun, siz kilonuzun 10 kilo ortalama verdiğinizde uyku apne sendromunuzda %80 iyileşme görüyoruz biz. Tabii ki obezite cerrahisiyle daha fazla kilo verildiği için biraz daha uyku apne sendromu daha fazla düzeliyor. Evet, teknoloji acaba obeziteyi tetikledi mi? Evet, aslında gerçekten de öyle. Gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşam konforumuzun artması, hareketsiz yaşam, sürekli özellikle adolesan çağındaki, hep çocukluk çağındaki obeziteden bahsediyoruz. Asıl en büyük tehlike o. Çocukların telefon başında ve bilgisayar başında daha fazla vakit geçirebilmesi ve hareketsiz kalması nedeniyle özellikle çocukluk, adolesan çağı ve genç dönemdeki obezite sıklığı tüm dünyada korkutacak düzeyde gittikçe artmaktadır. Obezite cerrahisi sonrasında normal yaşamımıza ne zaman dönebiliriz? Evet, aslında obezite cerrahisi, bariyatrik cerrahi dediğimiz biz hekimler aramızda, obezite cerrahisinin birçok çeşidi var demiştik. Aslında normal iş hayatına operasyonun birinci haftasından sonra dönebilirler. Tabii ki beslenme, özellikle sıvı beslenmeleri bir süre daha devam ediyor. Ama yaşamlarına, işlerine, ev hayatlarına birinci haftadan sonra devam edebilirler. Evet, bugün sizlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün de dediği gibi 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olan obeziteyi konuştuk. Bundan sonraki yaşamımızda size kilosuz günler diliyorum. Hoşça kalın.